İlişkilerde uyum nasıl sağlanır? Arkadaşlar, ilişkilerin bir dengesi vardır. Eğer sen sürekli kendi menfaatin, kendi çıkarların doğrultusunda hareket edersen, bencilce hareket edersen bir ilişki yürütemezsin. Size 5 tane önemli madde vermek istiyorum. İlişkilerdeki uyumu yakalama adına. Eğer bu maddeleri hayatınıza uygulamaya başlarsanız hem evlilik, hem aşk ilişkileri, hem iş ilişkileri daha güzel olur. Bak benden söylemesi. Hemen veriyorum maddeleri. İlk madde, en az kendini düşündüğün kadar karşındaki insanı da düşün. Ya bencilce sadece kendini düşünme varsa o ilişkide zaten baştan hata vardır. Kimse enayi değil. 1, 2, 3, 4, 5 ulan sürekli ben zarar ediyorum bu işten. Sürekli o karlı çıkıyor bu işten. O sürekli bencilce davranıyor. Ben hep alttan alıyorum. Ben hep tolere ediyorum. Nereye kadar? Bir yerden sonra patlar. Bir adım sen, bir adım o. İki adım o, bir adım sen en azından. Ama sürekli adım atan, taviz veren sensen yürümez bu. Yürümez. Uyum için bu önemli. İki, karşındakini kusurlarıyla sev ve kabul et. En büyük hatalardan birisi bu. Kusurlu diye dışlıyoruz, aşağılıyoruz, küçümsüyoruz, beğenmiyoruz. Şimdi beğenmediğin, aşağıladığın, küçümsediğin bir insanla iletişim uyumlu olur mu? Olmaz. Onun için hatalarına rağmen bir insanı kucaklayabilme. Hatalarına rağmen eşini her yönüyle destekleyebilme, yanında olma, sevme. Bunu başarabilirseniz eğer ilişkileriniz daha güzel olur. 3. Sözlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu al. Yaptığın ve söylediğin şey seni bağlar. Bağlamalı. Bunu bilerek hareket et. Ben öyle yapmak istememiştim. Ben öyle demek istemedim. Dedin ama, yaptın ama. Ya ne söylüyorsan ve ne yapıyorsan sorumlusu sensin. Bunun bedelini de ödemeye hazır ol. Hata yaptın, kabul et. Özür dile. Bunu affettirmek için yapılması gereken ne varsa bunu da yapmaya hazır ol. Madem yaptın onu, yapmaman lazımdı, yaptın. O zaman buna da hazır ol. 4. İstediğini söyleyen istemediğini duyar. Bu bir kuraldır. Bu kuralı asla unutma. Sana söylenmesini istemediğin bir şeyi sen söyleme. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de karşındakine yapma. Bunu hayatında prensip olarak oturtup yaşamaya başlarsan hayatın içinde sevilen, istenen, değerli bir insan haline gelirsin. 5. Takdir, övgü, onay ve iltifat sözcüklerini kullanmayı ihmal etme. Hep eleştiri, suçlama, aşağılama, hor görme. Bitirdin sen, zehirli bir dil bu. Bir ilişkileri zehirleyen en önemli tavırlar bunlar zaten. Hocam bana hiç değer vermedi. Hocam benim yaptığım hiçbir şeyi görmedi, takdir etmedi diyen o kadar çok insan var ki ilişkilerinde. Onaylayan, destekleyen, takdir eden, öven. Güzel bir şey gördün, öv ya. Bu seni küçültmez, bu seni büyütür. Ve ilişkilerde güzeli, iyiyi yakalayıp bunu söyleyen insanlar karşı taraftaki güzel davranışların artıp çoğalmasını sağlıyorlar. Ama eleştirip suçlayıcı bir dile geçtiğin anda değmez buna, boş ver yapma daha iyi noktasına getiriyoruz karşı tarafı. Eksikleri kusurları değil, güzellikleri yakalama. Bu bizim davranış kalıbımız olmalı. Herkese bu şekilde davranmalıyız. Bu 5 maddeyi lütfen aklınızdan çıkarmayın, not edin bir yerlere. Ve bu 5 madde ile ilgili düşünün, kafa yorun, gözlem yapın. Ama ne yaparsanız yapın bu 5 maddeyi hayatınıza oturtun. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.